Merhabalar. Habertürk'te biliyorsunuz her hafta okurlarımızın sosyal güvenlik ve çalışma hayatıyla ilgili sorularını cevaplıyorum. Geçen hafta da askerlik borçlanmasıyla nasıl erken emekli olabileceğine dair konuyu işlemiştim bir okurumuzun sorusu üzerine. Bu yazın üzerine çok sayıda okurdan mesaj geldi. İşte bir taraftan sosyal medyadan yazdılar, bir taraftan e-mail de gönderenler oluyor. Kendi özel durumlarını belirtip işte ben de erken emekli olabilir miyim askerlik borçlanması yaparsam ya da işte kaç gün borçlanmam gerekir şeklinde sorular geliyor. Bunlara tek tek cevap vermek mümkün değil ama ben bir rehber niteliğinde bir tablo hazırladım. 28 Ağustos 2021 tarihli Habertürk'ü arayanlar bu tabloya ulaşabilecekler, istedikleri tarihte ulaşabilirler, açıp bakabilirler kendi özel durumlarına. Askerlik borçlanmasının erken emeklilik sağlayabilmesi için askerliğin sigortalı olarak, ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce yapılması gerekiyor. Kanun böyle. Sigortalı çalışmaya başlamadan önce askerlik yapmış olan kişiler askerlik borçlanması yaptıkları takdirde sigorta başlangıçları öne çekiliyor. Sigorta başlangıcının öne çekilmesi ne sağlıyor? Biliyorsunuz işte 1999 yılında emeklilik yaşı kademeli olarak artırılmıştı. Oradan bir gün bile emeklilik yaşını bir yıl uzatmıştı. İşte askerlik borçlanması da o uzatılan emeklilik yaşını belki bir günlük borçlanmayla öne çekme imkanı sağlıyor. Örneğin 24 Mayıs 1997'de çalışmaya başlayan bir kişi 57 yaşa tabi, SSK'dan emeklilikte 57 yaşa tabi. Bu kişi eğer sigorta başlangıcını 23 Mayıs 1997 tarihine çekebilirse emeklilik yaşını 56'ya düşürebilir. Bu ne demektir? 24 Haziran 1997 tarihinde çalışmaya başlayan bir kişi, sigortalı olarak çalışmaya başlamış olan bir kişi, bir günlük askerlik borçlanması yaptığı takdirde 57 yerine 56 yaşında emekli olabilir. Ama bu kişi işte 24 Mayıs 1997 değil de 24 Haziran 1997 tarihinde çalışmaya başlamışsa 30 gün borçlanması gerekir. Keza 24 Mayıs 1997 yerine 24 Haziran 1997 tarihinde çalışmaya başlayan bir kişinin 30 gün, 24 Mayıs 1998 tarihinde çalışmaya başlayan kişinin 360 gün, 23 Kasım 1998 tarihinde çalışmaya başlayan kişinin de 540 gün askerlik borçlanması gerekir. Yani burada hesaplamayı nasıl yapacağız? İşte tabloda yer alıyor. Sigortalık süresinin başlangıcı işte 24 Mayıs 1992 ile 23 Kasım 1994 olan kişiler 25 yıl sigortalılık, 54 yaş 5675 prim gününe tabi diyor. Burada yani sigorta başlangıcını işte 24 Mayıs 1992 olan sigorta başlangıcını 23 Mayıs 1992'ye çeken kişi, 23 Mayıs 1992'ye çeken kişi bir yıl daha erken emekli olabilecek. Yani bunu oturup kendiniz hesaplayarak sigorta başlangıcım benim nedir? Şu tarihtir. Ha benim emeklilik yaşımı bir yaş öne çekebilmem için borçlanmam gereken süre nedir? Tabloya bakıyoruz, orada görüyoruz. Ondan ihtiyacen işte bir hafta, 10 gün, şunun için ihtiyacen diyorum. Siz işte prim gününüzü işte ne bileyim yani fazla biliyorsunuzdur da belki eksik günleriniz vardır vesaire falan. Onu da dikkate alarak o şeyi biraz daha kaydırarak yani bir gün deyince ileri bir gün değil, iki günde borçlanma yapılabilir ama üç günde, bir haftada yapılabilir. Ama önemli olan o 540 günün hepsinin borçlanmaya ihtiyaç olmadığını bilmeniz. Şey tekrar hatırlatmak istiyorum. Sigortalı çalışmaya başladıktan sonra askerlik yapmış olan kişilerin bu
borçlanma yapmak suretiyle emeklilik yaşını öne çekme imkanları yok. Onlar sadece prim günleri eksikse o eksik prim gününü tamamlamak için borçlanma yapabilirler. Değilse emeklilik yaşını ya da işte sigorta başlangıcını öne çekmek için borçlanmalarına gerek yok. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.